Temmuz'da kamu çalışanlarının aldığı zam maaşları artırdı ama banka promosyonları da o güncel maaşlara göre, artan maaşlara göre artık pek bir düşük kaldı sevgili seyirciler. Dolayısıyla binlerce kamu çalışanı kamu denetçiliği kurumuna promosyonlarımız güncellensin diye başvuru yaptı. O başvuru gelince de kurul talepleri inceledi ve kamu denetçiliği kurumu promosyon sözleşmelerinin güncellenmesini tavsiye etti. Yani bu ne demek? Çalışanlara büyük bir promosyon daha geliyor. Gelin bakalım ayrıntılarına. Bankalar çok yüksek karlılık oranlarına rağmen var olan sözleşmelerini devam ettirmek istiyorlardı ama Kamu Denetçiliği Kurumu şartlar değişti diyerek banka promosyonlarının güncellenmesini tavsiye etti. Ayrıca güncellemelerin geciktirilmemesini, 30 gün içinde de yapılan işlemin bildirilmesini istedi. 2022 yılı bitmeden çalışanlara önemli bir müjde vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Milyonlarca kamu çalışanı Temmuz ayında yüzde 41,69 zam aldı. Son zamla birlikte maaşlar çift taneyi gördü ama banka promosyonları maaşların yanında sönük kaldı. Kamu denetçiliği kurumuna şikayet yağdı. Banka promosyonlarının da günün ekonomik şartlarına göre güncellenmesi talebinde bulundular. KDK o talepleri inceledi ve Temmuz 2022 öncesinde promosyonların 3 bin lirayla 10 bin lira arasında değiştiğini ancak yeni maaş tutarlarıyla promosyonların 50 bin liraya kadar çıkabileceğini tespit etti. Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı kişi başı 41 bin 500 liralık banka promosyon anlaşmasını da örnek göstererek tavsiye kararı verdi. Adalet Bakanlığı 25 bin lira aldı. Polisler 27 bin lira aldılar. Emekli maaşı promosyonlarında olduğu gibi çalışanlara ödenecek banka promosyonu promosyonu yarışında özel bankalar da var. İşte bu rekabet promosyon tutarını yukarı taşıyor ve KDK'nın son kararı tüm kamu çalışanları için umut ışığı oldu. Gerek güncelleme yapacaklar, gerekse sözleşmeleri feshedip yeni sözleşme yapacaklar için de geçerli bu. Uzmanlara göre bu karar kamu çalışanlarını ilgilendirse de özel sektör çalışanlarını da bunun dışında tutamayız. Çünkü özel sektör çalışanlarının da bu böyle dönemlerde desteklenmesi gerekiyor.